bineceğimiz araç Hyundai Kona 1.6 Turbo GDI Inline Spor paketi. Güçlü bir V segmenti crossover isteyenlerin karşısında Hyundai Kona 1.6 Turbo GDI ile çıkıyor. 1.6 litrelik 4 silindirli benzinli motor, 198 beygir gücünde ve 265 Nm'lik maksimum torku 1600 devir ile 4500 devir arasında üretebiliyor. Önden çekişli otomobil 7 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanla geliyor. Fabrika verilerine göre 0'dan 100 km hızlanması 7.7 saniye ve maksimum hızı ise 210 km/s. Ya şimdi tabii ki aracın teknik verilerini de söylemeden geçmemek lazım. Benzinli bir araç. 1600 cc'lik bir hacme sahip. 198 beygir, 265 Nm'lik torka sahip. Fabrika verisi dediğimiz gibi 0'dan 100'e 7.7 saniye ve 210 km/s hıza sahip. Önden çekişte 7 ileri otomatik bir şanzıman var. 0'dan 100'e dediğimiz gibi test verilerinde de 8 saniye civarında çıkmış. Bu da bu aracın hakikaten sportif bir izlenim veriyor araç için. Yakıt tüketimi ise aslında verdiği performansla orantılı olarak düşük bir yakıt sarfiyatı diyebiliriz. 100 km'de testlerde 7.0 çıkmış. Bu da gayet ekonomik olduğunu gösteriyor hakikaten, çünkü sportif bir araç. Aracın uzunluğuna bakarsak 4215 mm, genişlik ise 1800 mm, yükseklik ise 1570 mm. Aks arası gayet boyuna göre iyi diyebiliriz, 2600 mm. Yakıt yani depo kapasitesi ise 50 litre civarında. Aracın ağırlığı 1395 ve lastik ölçüleri ise 235, 45 ve 18 jant ve lastik kombinasyonuyla geliyor. Bagaj hacmi ise segmentini karşılıyor. 374 litrelik bir bagaj hacmi var. Kona sportif beklentileri karşılayan bir araç aslında. Çift kavramalı 7 ileri vitesli otomatik şanzıman pürüzsüz ve akıcı çalışırken istenildiğinde manuel olarak da yöneltilerek sportif beklentilere biraz daha yaklaşmak mümkün. Özellikle yani S modunda da sportiflik artıyor. Sürüş modlarıyla kişiselleştirilebilen sürüşte spor modunda fark edilebilir bir dinamizm elde etmek de mümkün. Direksiyon sistemi genel olarak konforu destekliyor. Konforlu bir direksiyon diyebiliriz. Park ve manevralarda kolaylık sağlıyor. Ama yalnız yüksek hızlara ve ani yönlendirmelerde de yeteri kadar güven veren bir tecrübe sunabiliyor. Konforu gözeten süspansiyonda arkada torsiyon tipi bağlantılar konfor ve dinamizmi sınırlıyor. Ancak buna rağmen gayet başarılı iş çıkarttığını da söyleyebiliriz. Hızlı dönüşlerde oldukça tatminkar bir sürüş tecrübesi ortaya çıkarıyor. Performansıyla sportiflik beklentisinde olanlara hitap eden Kona 1.6 Turbo Inline, makyaj sonrasında motor kaputu üstüne alınan Hyundai logosu, Inline donanımında yeni ön panjurun üstünde kendine yer bulmuş. Çünkü makyaj öncesinde panjurun üstündeki ince hava girişi tasarımı makyaj sonrasında Inline donanımında yenilenmiş haliyle karşımıza çıkmış. Üç parça gibi görünen hava girişi tasarımı işlevsel değil, ancak dekoratif bir öğe. Bu donanımla gelen led farlarla daha iyi bir aydınlatma elde edilmiş. Sportifliği artıran tampon tasarımında sis farlarına yer verilmemiş. Onun yerine dekoratif geniş hava girişi tasarımı kullanılırken tampon köşelerinde havayı yönlendiren kanatlar kullanılmış. Gövde rengi tampon çamurluk ve marşpiyerlerle de sportiflik artırılmış. Arka tamponda da Enline'a özgü çizgiler kullanılmış. Çift egzoz çıkışı da gücün dışa yansıması olarak görünüyor diyebiliriz. Otomobilin içerisinde Enline'a özgü direksiyon simidi, vites topuzu, havalandırma ızgaralarındaki kırmızı dekorlar,
Enline logolu koltuklar bulunuyor. Kişiselleştirilebilen 12,5 inçlik dijital gösterge grubunda sürüş moduna göre farklı grafikler yansıtılıyor. 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı da başarılı bir örnek. Sonuç olarak Hyundai Kona 1.6 TGDI performans odaklı hızlanma beklentisinde olanları memnun edebiliyor. Ve Enline donanımı ile bunu görsel olarak da destekliyor. Kasım 21 olarak fiyatı 380 bin civarı arkadaşlar. Hoşça kalın.